Şu anda Chicago Sanat Enstitüsü'ndeyiz ve Terra Amerikan Sanatı Vakfı'nın koleksiyonundan bir tabloyu inceliyoruz. Bu, 1902 yılında Willard Metcalf'in yaptığı bir tablo ve ismi Havana Limanı. Oldukça güzel bir tablo ve sanki gitmek istediğimiz bir yer izlenimi veriyor. Aslında tam olarak Metcalf'in aktarmak istediği nokta da bu. Şu anda egzotik, huzur dolu ve çok güzel bir manzaraya bakıyoruz. Ressam, resme bakanın ilgisini çekerek buranın gitmek istediğimiz bir yer olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Tabloda yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip Havana limanını görüyoruz. Resme baktığınızda güneşin verdiği sıcaklığı ve serin hafif rüzgarı hissedebilirsiniz. Metcalf buradaki farklı bitkilerin fırçayı andıran dokusunu yansıtarak aslında empresyonizm akımından öğrendiklerini kullanıyor. Ancak aynı zamanda oldukça titiz bir şekilde bize Havana'dayken gördüklerini betimliyor. Buna buradaki palmiye ağaçları örnek verilebilir. Bu biraz egzotik bir görüntü ancak tabii ki çok güzel, güneşli bir günü betimliyor. Her şey oldukça sakin ve huzurlu görünüyor. Burada kullanılan yoğun renkler de aslında çok farklı bir bağlamda resme bakanların tropik iklimi sanki oradaymışçasına gözünde canlandırmasını amaçlıyordu. Bu tablo New York'taki izleyiciler için resmedilmişti. O dönemde Willard Metcalf, Stanford White isimli bir mimar arkadaşı tarafından bu tabloyu yapması için görevlendirilmişti. Stanford White da o dönemde New York'taki Havana Tütün Şirketi'nin mağazasının içini tasarlıyordu. Dolayısıyla 1902'nin ilk aylarında Willard Metcalf'in birkaç haftalığına Küba'ya giderek bu tabloları yapması gerekiyordu. Bu mağazanın iç tasarımını hafife almamakta fayda var çünkü mağaza o zamana kadarki en lüks mağazalardan biri olarak tanımlanıyordu. Mağazada olağanüstü beyaz sütunlar, tablolar ve palmiyeler bulunuyordu. Mağazanın içinde tropik iklimlerin lüks bir versiyonu yaratılmak istenmişti. Stanford White ne yaptığını bilen biriydi. Bu sütunlarda ve zeminde çoğunlukla beyaz mermer kullanıp daha sonra mağazaya saksının içinde gerçek palmiyeler eklemişti. Bu palmiyeleri de Willard Metcalf'in oldukça parlak renklerle bezeli tablolarında görmemiz mümkün. Buradaki amaç, mağazadan bir puro aldığınızda veya bu mağazaya adımınızı attığınızda sanki o an Havana'dasınız izlenimini yaratmaktı. Bu tablonun yapıldığı dönemdeki tarihsel bağlamı da hatırlatmakta fayda var. Bu tablo 1902 yılında Havana'da yapılmıştı. 1902 aslında adanın yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya geçtiği yıl. Yani aslında yüzyıllardır ilk kez ada bağımsız ülke statüsüne kavuşmuştu. Bu konuda bazı tatsız olayların yaşandığı doğru. Metcalf bu duruma hiç atıfta bulunmuyor. Ancak 1902 yılını unutmamamızda fayda var. Çünkü bundan 4 yıl önce Amerikan ordusu Küba'nın kontrolünü İspanyol hükümetinden devralmıştı ve Metcalf'in Küba'ya gidişinden sadece birkaç ay sonra da Küba bağımsızlığını elde etti. Ancak bunun Amerika'nın gözetiminde olduğunu da unutmayalım. ABD adadaki kontrolü tamamen Küba'ya bırakmak istemiyordu. Empresyonist fırça darbeleriyle bu tropik cenneti yumuşak bir şekilde yansıtan olağanüstü ve yemyeşil tabloya bakarken, tablonun yapılmasından önceki yıllarda Küba'nın İspanya'nın sömürgesi olarak yaşadıklarını unutmak oldukça kolay. O dönemde adadaki kırsal bölgelerde yaşayan halkın önemli bir bölümü toplama kampı olarak adlandırabileceğimiz yerlere götürülmüştü ve yüzbinlerce insan ortadan kaybolmuştu. Amerikan yönetimi altında da ülkede pek çok hastalık ve ekonomik sıkıntılar vardı. Ancak Metcalfe'in tablosunda bunların hiçbirini göremiyoruz. Çünkü New York'ta puro almak isteyen insanlara bu olaylar hatırlatılmak istenmiyordu. Tam aksine Metcalf burada bize oldukça huzurlu bir manzara sunuyor. Ancak tabloya uzaktan ve yukarıdan bakmamız, belki de şehrin daha biçimsiz kısımlarına bakmak istemeyen üstten bir bakış açısını da temsil ediyor olabilir. Bu aslında ilginç bir çatışma yaratıyor. Burada oldukça güzel ve görsel anlamda insanı kendisine çeken bir manzara ile karşı karşıyayız. Ancak diğer yandan da bu manzara aslında oldukça karmaşık bir tarihi gölgeliyor. New York'taki Havana Tütün Şirketi mağazasına giden insanlardan kaçının bu olayları bildiğini tahmin etmek zor. Mağazaya giden insanların tek amacı kaliteli ve elle sarılmış Küba purosu almaktı. Ancak bugün Metcalf'in orada bulunduğu döneme bakarken bu tarihsel bağlamı da düşünmemiz gerekiyor. Tablodaki kompozisyonun oldukça başarılı olduğunu söyleyelim. Gözüm ilk olarak sağ alt köşeye ve orada kullanılan parlak kırmızı renge takılıyor. Daha sonra tablonun daha da içine girerek palmiyelerin gövdelerini ve aşağıdaki binaları görüyorum. Bazıları daha büyük yapılar olsa da bu ilgi çekici binaların kırmızı çatıları, resmin ön planında kullanılan egzotik ve kırmızı çiçeklerden dolayı resme bakanın dikkatini çekiyor. Tabloda palmiye ağaçları ve eğrelti otları olduğunu görüyoruz. Aslında resmin ön planı, orta planı ve arka planıyla oldukça titiz bir şekilde tasarlanmış bir kompozisyon olduğunu söyleyebiliriz. Buna kıvrımlar çizen tepeleri yansıtan limanın kıvrımlı olması örnek verilebilir palmiye ağaçları bile rüzgarın estiği yöne doğru hareket ediyormuş gibi görünüyor tablodaki her şey dikkatimizi çekmek ve tablonun içerisinde hareket etmemizi sağlamak amacıyla tasarlanmış yani metkelfin neredeyse sıradan görünen ama üzerinde oldukça düşünülerek tasarlanmış kompozisyonlar yaratma konusunda yetenekli olduğunu söyleyebiliriz Tropik rüzgarı da oldukça iyi yansıttığını söyleyebiliriz rüzgarın uzun palmiyeler üzerindeki etkisini görüyoruz ama örneğin ön plandaki daha kısa palmiyede kullanılan renklere baksak bile yaprakların üst kısımlarının daha koyu renkli olduğunu görebiliriz ayrıca eğrelti otları da sanki rüzgarda savruluyormuş gibi resmedilmiş bu da daha açık renkli alt kısımları görmemizi sağlıyor bacadan çıkan duman bile rüzgarda savruluyormuş gibi görünüyor Ayrıca uzaklarda bir yelkenli olduğunu görüyoruz. Kısacası her şey bizim orada olduğumuzu düşünmemize sağlayacak şekilde resmedilmiş. Ayrıca tabloya bakarak güneşin sıcaklığını ve bu egzotik şehirde esen hafif rüzgarı hissetmemiz mümkün.